Teşekkürler hocam. İyilik teşekkürler. Sen nasılsınız? Merhabalar. Kalkınması için en önemli unsur eğitimdir. Eğitim ailede başlar, okulda, çevrede, toplumda devam eder. Bizler Fethiye İlk ve Ortaokulu olarak, geleceğimizin mimarı olarak bu gençleri en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hazreti Ali'nin bilindik bir sözü vardı, hepiniz bilirsiniz. Bana bir harp öğretenin 40 yıl kölesi olurum.
Hazreti Ali'nin bu sözüyle kastettiği öğretmenlik mesleğinin günümüz itibariyle içi boşaltılmıştır. Bugün itibariyle ben, ekibim ve değerli öğretmenlerim bu sözün dosyasında çocuklarımızı yarınlara hazırlamak amacıyla canla başla çalışıyoruz. Amacımız çocuklarımızı daha ileriye, daha müreffeh bir Türkiye'ye ulaştırabilmek. Bu çalışmalarımızda genelde yanımızda olan siz değerli anne ve babalar, özellikle ise Sayın Muhtarım, Ukrayna Birliği Başkanı, değerli komutanlarım ve Almanya'da bulunan Fethiye Gençleri Grubu, Fethiye Gençleri Grubu'na teşekkür ediyorum. Özellikle Fethiye Gençleri Grubu bu 23 tane sponsorumuz oldu. Onların sayesinde öğrencilerimize tişört ve şapka yaptırdık. Tişörtler öğrencilere yetişmedi ama şapkaları öğrencilerimize ulaştırdık. Kullanıyorlar. Bu vesileyle Fethiye Gençleri Grubu adına törenimizde bir adet şiiri ve bir gösteriyi onlara ithaf edeceğiz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, öğrencilerimiz oyunlarını sunmak için sabırsızlanıyorlar. Sizler de ne diyeceğimi merak ediyor durumdasınız. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan katkılarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli öğretmenler, değerli konuklar ve yarınların teminat olan çocuklarımız ve gençlerimiz. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olan en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı her yıl yurdumuzda ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde bütün kurumlarımızca, okullarımızda, her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Bugün önden Atatürk düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir, onların duyduğu sarsılmaz güvenin, büyük sevginin ifadesi olarak milli bayramımız 23 Nisan çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi, Türk devletinin devamı emanet edilmemiz yeni cumhuriyet beklerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisan önemli bir vesiledir. Bugün eğlenip gülerken bu vatanı bize bırakmak için atalarımızın girdiği çetin mücadeleler ve aklımızdan çıkarmayalım. Bugün tüm dünya çocuklarının kardeş olduğunu hatırlayıp dünya barışı getirelim. Biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti sizin sayenizde daha ileri doğru yola devam edecektir. Bu temennilere tüm çocuklarımızın bayramını en içten duygularımla kutlar. Hepinize saygı, sevgilerimi sunarak bayramımız kutlu olsun. Oh,
Halkın katılımı için